Hayatından memnun musun abi şu an? Hangi hayat? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ne istiyorsun? Beşere kalktı. Kimseyi küçümsemeyin. Bugün yani bu durum hiç hoşuma gitmedi. Böyle açıklamalar yapan biri de değilim ama gerçekten bu durumdan rahatsız oldum. Çay içilmiyor, çay içilmiyor oğlum. Otur oraya. Bak sen otur oraya, ben sepet getiriyorum, otur oraya. Çekim mekim iş değil de yani. Bu ülkenin sonunda olacak. Senin gibi güzel devrimci arkadaşlarımız da var burada Ankara'da. EKP zihniyetinden bahsediyorum. Kendimi övmem sevmem ama hadi öveyim, bir kez olsun öveyim. Dünyada benim gibi karizma bir adam yok. Orta Doğu Balkanlar'ın en karizma adam benim. Dur oğlum bir dur. Anladık. Gel gir yani bir sesini duyurmak istiyorum. Bir sen akıllısın. Herkes gerizekalı. Kardeşim bize yapsak. Ulan sen yan başına çekil iş yapak. Allah Allah. Gel akşam limonu verir kardeşim, ayıp ediyorsun. İyiye giden bir şey yok ülkemizde. Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? Hiçbir şey yok. Ülke giderek iç savaşa, iç sağa kardeşim. Eyvallah. Zayıfım ama vücudumun yarısı yüreğimdir. Manyak mısın? Neye gülüyorsun oğlum? Kendi kendine lan. Hala karnımda baklavalar var benim. Yine tırnakları uzatmışsın ateşin tini gibi. Bravo. Ya bu devrimci çocuklar. Arkadaşım ne dediniz? Teşekkürler. İnşallah okumamışsınız. Gerçi bütün devrimci eylemler hep aynıdır. Öyle naçizane bir hediye vermek istedim. 70'li 80'li yıllardan bahsediyorum. 12 Eylül. Ha 12 Eylül. Ha. Dur da bir çay getireyim size. O seviyorum. Yok abi sağ ol. Allah Allah. Ya bırak oğlum, 9 şekerli içiyorum yeter oğlum. Çay içilmiyor, çay içilmiyor oğlum. Oğlum atan beni. Ya hadi al. Anlamıyorsun oğlum sen beni. Sen kaç şeker atıyorsun? Valla bu yetmez ya. Yetmiyor mu? Al bakalım. Ha. Ya yapıyorsunuz yollaşlar. Böyle ayakta olmadı ya. Sabırımı böyle bir şey çeker. Ya bak sen otur oraya. Bak sen otur oraya, ben sepet getiriyorum. Otur oraya. Geliyorum. Geleyim ben de. Geliyor yok. Geliyorum. Yardımcı olsaydı. Yok. Geliyorum. Gel bak şöyle otur. Bak. Bunu yine seni öper la bro. Ha. Otur. Kardeş ben oturmayacağım. Otur baba, ben tercihan başındayım. Tamam. Sen de otursana kardeş. Siz ben çekiyorum abi. Şey yap. Otur baba. Çekmiyorum. Beni umursamayın. Çekim yapıyorsun da yani. Çekim mekim iş değil de yani. Bu ülkenin sonunda olacak. Abi ben de onun için geldim zaten. Yani senin gibi güzel devrimci arkadaşlarımız da var burada Ankara'da. Devrimi geçtik. Ama ben maalesef size kanaliz olmak zorunda değilim. Çünkü yine kandıracaksınız bizi. Zaten karşımızdaki düşman güçsüz. Çok güçsüz. Valla. İşlerinde fire vermeye başladılar artık. Bizi derken Mine'ye de mi getirdin? EKP zihniyetinden bahsediyor. Oğlum Mine'ye niye getirdin? Nasıl adamlar 20 yıldır birisi çıkıp da istifa etmiyor. Ya nasıl sadece? Oğlum sen deli misin lan kendi kafanı? Lakabet şu telefondan. Bir kendine de pay biçiyorum. Bu da benim arkadaşım. Özür dilerim arkadaşlar. Sen de selam yolla abi. Selam olsun tüm yoldaşlara. Bir dur oğlum bir kardeşim, dur. Özür dilerim. Anladık. Gel gir yani bir sesini duyurmak istiyorum. Bir sen akıllısın. Herkes gerizekalı. Kardeşim çok özür dilerim. 20 senedir bıktım. Tamam azadık aya. Özür dilerim kardeşim benim. Tek yolumuz sensin. Eyvallah. Seni böyle tanıyoruz. Böyle biliyoruz. Umudumuz da sensin, son savaşçımız da sensin. Eyvah. Yeni bir karan bırakma doğuyoruz. Burada geçim çok zor. Abi çalışıyorsun, ben alamıyorum. Yok abi, kullanmıyorum ben. He.
Bu sigara icat edene çok teşekkür ederim. Aramazan. Teşekkür ederim. Abi ben de oradan. Sigara icat edene çok teşekkür ediyorum. Şey yani yanlış anlama, biz kullanmıyoruz o yüzden. Yani ben kullanırım. Kimse de beni yönetemez. Ben başka yerdeyim arkadaşlar. Ben onun için geldim zaten. Sen başka bir adam olduğun için. Ben başka yerdeyim arkadaşlar. Acaba bu nedir? Ne biçim dünyada yaşıyoruz? İnsan ölümsüz olsa nasıl olurdu? Düzelme şansın var mı abi ülke olarak? Yoksa battı balık yan girer. Genç aile işler, bol kazançlar. Sağ ol. Aslında bana bir limon alalım da. Abi ya size Suat, alsak. Tezgahın başına çekil, işe bak. Allah Allah. Gel akşam limonu veririz kardeşim, ayıp ediyorsun. Limonlar görüldüğü gibi son kalite, organik. 4 liraya buran. Yani başka yerden kardeşim. Şimdi düşünsene şu gökyüzünde binlerce buğday olsa, 1 milyon, 2 milyon yani milyonlarca buğday olsa bir tek güvercin günde birisini yese de dünyanın sonu gelecek. Yani insanın ömrü 700 yıl, 800 yıl olsaydı şimdi birbirlerini yerlerdi. Müslümansın değil mi? Elhamdülillah. Ama yine de inanca saygı, düşünce özgürlük diyoruz. Her türlü inanca. Abi. Yeter ki absürt olmasın. Satanizm gibi. Kedi köpek kanı yiyor, şeytana tapıyor. Hani bu eskiden helvadan püt yapıp tapıyorlardı ya. Abi benim sana başka bir konu hakkında sorum var. Biraz hani bir erkek neden vücut geliştirmeye falan, ne vardır içinde? Ego mu vardır? Neden hani böyle gözükmek ister? Senin ağzından duymak istiyorum. Ya bu güzel bir şeydir. Yani erkek insan her zaman güçlü olmayı ister. Tabii ben zayıfım ama vücudumun yarısı yüreğimdir. Şöyle yani, görelim abi formanı. Abi nedir bu ya? Hediye. İyi düşünmen yeter. Çok sağ ol. Limon ne kadar? Limon 4 lira abi. Ben abi. Baran. Çaya, çorbaya, balığa. Hadi doktor geldi, tezgahını. Doktor geldi. Satsın. Çay mükemmel oldu. Hadi sen de al. Yo, al. Al abi, al sen bizimsin. Allah bereket versin. Cömert abim ya. Fotoğraf çekin de kardeşim atayım. Abi. Başımın eti yer şimdi gitmişim de bilmem ne de. Yoldaş yan atlamış da eskine diye. Manyak mısın? Neye gülüyorsun oğlum? Kendi kendine lan. Ya abi 20 senedir benim arkadaşım 20 senedir aynı sırtımda taşıyorum bunu. Bıktım. Öğretemedim bunu. Ne oldu oğlum? Jönemedi kaldı. Kardeş. Hadi başkan. Abimle bir resim çekelim. Kitap okumaktan vazgeçme. Okuyor musun bilmiyorum ama. Böyle bir... Eskiden ben de yapardım spor. Dumbbell çalışırdım. Vücut çalışırdım. Ama görüyorsun ki. Hayat başka ya. Tabii. Hayat oradan ibaret değil. Tabii ya. Oho. Adama bakarsan yani yapıyor sözün meclisten dışarı, iğne soksan balon gibi söner. Adamda 2 metre boy var yani. Hala karnımda baklavalar var benim. Vallahi var yani. Öyle işte. Burada tek misin abi? Tek yaşıyorsun. Arkadaşlarım var. Arkadaşlarım burada, çevremiz var. Arkadaşlarımız var. Ama sonuçta yalnızız. Hepimiz yalnız geldik, yalnız gideceğiz. Ölmek için geldik. Ben başka yerdeyim kardeşim. Bir insana devamlı aynı iyiliği yap, göreceğin tek şey muazzam bir nankörlük. Yani insanoğlu her şeyi becerir ama insan olmayı beceremez. Onun için kim sana hata yaparsa herde gitsin boşu. Hayatından memnun musun abi şu an? Hangi hayat? Nereden memnunuz? Sabah 6'da 7'de kalkıyoruz, hale gidiyoruz, hava soğuk, limon satıyoruz, biz bilmiyoruz mu yani? Gerçi bu TikTok işine girdik de, arkadaşlar ısrar ettik dedi, kalkın dedi, dün bir video paylaştım. Yine? Dehşet olmuş. Sen aslında bir şey değil mi? Senin öyle şeylerle uğraşsan potansiyel çok büyük, ben sana diyeyim. Senin videoların zaten YouTube'da kaç milyon izledi? Hepsi 1 milyon. Potansiyel tabi büyük olacak. Çünkü... Ya hurmayı nereden buluruz? Aha anne. Baba. Aha.
Ha? Müdür! Müdür bir teyzeme vurma ver. Harbi saç mı? Valla. Biz deyip geldik aslında. Doğru söylüyorum. Vallahi. Bura bırsın. Yok ya. Bura. Sen zaten geliyorsun, biz sohbet edelim, tanışalım. Tamam. Onun için geldik zaten. İleride bir idman gelir mi peki? Birlikte. İdman mı? Antrenman abi birlikte. Ne idmanı? Seni spor salonuna davet etsek. Yok yok. İdman yok. Yoldaş, idman yok çünkü... Geçinebiliyor musun abi peki? Geçindim, hiç hatırlamıyorum ki 20 senedir. Yani. Ve her sabah gene yok yani. Paranın adı var bu ülkede. Kardeşim, paranın adı var. Hani şimdi pahalılık almış başını gidiyor. Biz diyoruz ama insanlar üretimi getirecek bu ülkeye kardeşim. Milleti patates soğanla besleyeceğiz. Biraz bir şöyle durduralım, enkazı kaldıralım. Ülkede inanılmaz bir rant var ya. Özür dilerim. Yok abi, estağfurullah. Ülkede inanılmaz bir rant var kardeşim. Buraya hadi. Spor yapıyoruz abi. Ben de zaten gidiyorum. Ben de gidiyorum ben. Ben tavsiye ederim. Ben mi? İyi oluyor. Çok iyi. Allah spor yapıyor. Ya Murat bir dikkat et. Bir şey demedir abi onu. Şöyle midende bin bin türlü var, içmediği şey yok. Gelmişsin spor ya. Ne yapacaksın oğlum? Spor faydasız olur o zaman. Vallahi bırakacaksın oğlum. Sonra spora bak. Gökhan abi ne yapıyor? Gelsinler benim tezimi çürüsünler. Her konuda. Büyük konuşuyor. Öyle bir yüreği varsa tabii. Vallahi. Hayır, nerede var bırak. Abi peki çözüm nedir senin için? Şu an ne yapılmalı? Çözüm devrimdir kardeşim. Silahlanmasak da sokağa dökülsek de hepimiz birlikte grev yapsak. Bırakalım kendi işlerini kendileri görsün. Ekonomi öyle bozulmaz ki. Ekonomi gemileri durduracaksın, metroları durduracaksın, otobüsleri durduracaksın. Bak ekonomi nasıl bozulacak? Ya orta tabaka, alt tabakayla birlik olursa kazanır. Orta tabaka diyor ki ben eziyorum, fark etme. Dede ne yapıyorsun? Dede! Geliyorum. Aslan dede. Bunu yayınla ama. Yavaştan kaçalım, sen burada zaten yeterince... Tamam kardeşim, şöyle mi? Allah'a emanet olun. Başında zaten yeterince bela var abi. Biz de bela olmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim abi. Sağ olun. Çok memnun oldum. Tamam, sağ ol kardeşim. Bana Instagram'dan yazarsın. WhatsApp'tan atarım ben sana şimdi. Var daha, WhatsApp'tan at bana. Tamam. Ya isim neydi senin kardeşim? Taylan. Tamam Taylan. O son aradığın numara senin de mi? Evet. 36'lı. Aynen. Tamam. Evet, kokumu ilk defa aldı, şu an çıldırıyor. Bunların tanesi ne kadar Arda? Evet, 2 tane 30 santim Subway. Bu kaç kaloridir? 1000 kalori var mıdır? 500-600 falan. Bunu yiyip idmana gireceğiz. İdmanla görüşürüz. Temiz öğünüyor. Çok yok. Kendi yediğini de göster. Pizza, ton balıklı salata, akşamdan yaptığımız pilav. Diyet kola. Bu diyet kolasız yapamıyor musun? Yok ya. Ama yeni Pepsi Twist'e geçtim. Öneririm, fena. Vereyim mi? Evet, bu açıklamayı yapmak ve yapmamak arasında çok kaldım. Geldim gittim. Bugün Azadi abiyle küçük bir sohbet, tanışma yapmak istedik. Ama beklenmeyen şeyler de oldu. Hoşuma gitmeyen, beni rahatsız eden gelişmeler oldu. Yani adam orada, bak gerçekten alnının teriyle limon satıyor, tamam mı? Ne kimsenin malında gözü var, ne başka bir şey. Ama nedendir bilinmez, son zamanlarda biraz sosyal medyada tanındı, ünlü oldu. İnsanlar onu sevdi ve samimiyeti yüzünden sevdi. Ben de bugün onun için geldim. Sırf tanışmak istediğim için. O adamla iki sohbet edeyim, belki bir şey öğrenirim, bir şey katarım. O bana katar. Neyse, adam limon satıyor. Bak, Arda burada. Biz yarım saat falan durduk mu orada? Durduk yaklaşık yarım saat falan. Bak kaç tane böyle antin kuntin, gereksiz, boş boş tipler gelmiş adamla böyle sözde taşak geçmeye çalışıyor. Böyle dalga geçiyor, kendini tatmin ediyor. Şey sordu adam, limon ne kadar diye sordu. Ulan bir tane limon ne kadar olabilir? Bir sepet limon hani 100 lira olacak hali yok. Orada gelmiş bunun kendince dalga geçiyor. Sonra Azadi abi dedi ki işte
vereyim falan işte şu kadar şu kadar, asla bir cevap yok. De ki istemiyorum de, almayacağım, vazgeçtim de, adam da ona göre bir geri dönüt alsın, sussun ya da konuşmaya devam etsin. Gelmiş böyle kendince taşak geçiyor. Azade abi de biraz, adam neyse o, hani kameraları oynamıyor, biraz sinirlendi çünkü böyle hani yarım saatte 5-6 tane böyle mevzu oldu. Yani uzun lafın kısası, hepimizin çabası, iki dilim ekmek parası. Bugün yani bu durum hiç hoşuma gitmedi. Böyle açıklamalar yapan biri de değilim ama gerçekten bu durumdan rahatsız oldum. Tamam, spor yapıyoruz, eğleniyoruz ki konuştuk. Ama hayat spordan, ağırlık kaldırmadan ibaret değil. Bak burada ağırlıklar var. Gel abi. Bak şu halimize bak. Hani bir adam bunda mı çalışır yani? Koyunmuş ya. 0-3 yaş. Gel. Hani bizim de imkanlarımız bu kadar yani. Bu kadar yapabildik. Ne yapayım? Çok param olsaydı da Eleiko şey alsaydım. Bu kadar yetti yani. Yan olmaz. Tadı böyle de güzel ha. Denedin mi? Aşırı yok. Güzel. 18 yaşından sonra bir senede 23 santim. Lisede lakabım cüceydi. Sonra ne olduysa. Evet, boy uzatma taktiği videosu gelsin falan diyorlardı. Yani bu dolandırıcı işidir. Boy uzatma taktiği maktiği yok. Ama ameliyatı var. Ameliyat kesin çözüm, onu tavsiye ederim. Doktor ismi de verebilirim burada. Ve sert ısırıyor. Tamam. Çok ağır. Benimkine göre. Gerçi benimki dişi zaten. Şöyle çıkarsam olur mu? Baksana olur mu? Bak böyle bol geldi şu an. Öyle ya. Daha rahat yaparsın. Ama çok bol geldi. Aman aman düşerim kaybolursam aklım çıkar serseri. Oğlum şarkı çıkıyor ya. Geri dönmese bilirim. Gücüm şimdi geldi. Nox. 140 kilo. Hapşıracağım mı? Abuk subuk hareketler yok. Sakin sakin. Müziğimiz Ebru Gündeş. Seni sevmediğim yalan. Homci.
2021 Ocak. Devam. Bir rap daha. Yeterli. Kaç kilo var barda? 160 kilo ısım. Bastan. Vücut konuşuyor ya. 10 kilo Wolverine tutuşu. 1, 2, 4 parmak, baş parmak yok. Bunda çok yavaş arttırmamız lazım. 2,5 kilo arttırıyoruz ama hani bench'te 25 kilo arttırmak gibi bir şey. Yapanlar bilir. Bütün Türkiye'ye öğreteceğim bunu. Bu kültürü getireceğim. Serçe parmağını nereye koyuyorsun? Kanka, serçe parmakla alakası yok, göstereceğim. Sen bir dene. Canım acıdı. Şunu bir yakından çeker misin? Bak, tuttuğumuz alan çok küçük, parmağın bile sığmıyor. Hatta tutamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Biraz az bir şey uzaklaş. Yani tutamadığınız bir şeyi kaldırmak ne kadar zordur. Buraya ne oldu lan? Suyu. Ve yeteri kadar dinlenmezseniz olmuyor.